Hoş geldiniz efendim. Konseptiniz neydi? Çocukluk hayalindeki karaktere bürün. Teşekkür ederim, hep bir ağız daha söyleyebildiniz. Neredeydik? Pernek. Süpersiniz. Bu arada dün bahsetmiştik. Hülya'nın erkek kardeşi talihsiz bir kaza geçirdi. Trafik kazası geçirdi. Dün detay verememiştik ama evet, bugün sizlerle paylaşmak evet istiyoruz. Evet, ve durumu ciddiyetini koruyor. Biz ekip olarak her gün iletişim halindeyiz, takipteyiz. Hülya ailesinin yanında dualarımız onlarla birlikte. Hülya'yı da en kısa zamanda aramızda göreceğimize inanıyorum. Çok ağlıyor. Çok ağlıyor hem de. Kardeşi de en kısa zamanda iyileşecektir. İnşallah. İnşallah. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Seyircilerinizden ve sizlerden lütfen dualarınızı Hülya'nın kardeşi için eksik etmezseniz çok mutlu oluruz. İnşallah güzel haberler alacağız. Allah'ın izniyle. Dün gece çok kritik bir geceydi. Ben an ve an tabii aradığım ve takip ettiğim için hepimiz gibi. Ama şimdi geç saatte artık ekibi de aramak istemedim falan. Ondan sonra ben aradım. Çok ağlıyordu yazık. Annesi babası perişan durumda. İnşallah hayırlı güzel haberler alacağız. İnşallah. Bu birkaç gün çok önemli. Hayati tehlikesi için çok önemli. Ondan dolayı ama bugün güzel haber aldık. Dün söylemek istemiyorduk. Bugün kendisinin izniyle evet, söyledik zaten. Tabii ki. Aynen öyle. Ve evet. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecek Hülya. İnşallah. O zaman Aleyna'yı podyuma davet ediyorum. Hoş geldin Aleyna'cığım. Hoş buldum. Hemen bugünkü konseptini, hikayesini merak ediyorum. Çocukluğunun evet karakteri, hayalindeki karakter. Ben bir peri kızıyım bugün ve doğa perisiyim. Ben de çok doğayı sevdiğim için ve enerjisine, aurasına çok inandığım için çocukken de saçları kahverengi diye hep onu istiyorum, o bendim falan diye hep hayaliyle, o hayalle izlerdim ve çok hoşuma giderlerdi. Hatta turuncu saçlı bir peri kızı vardı. Kuzenlerim hep o turuncu saçlı benim diye kavga ederlerdi. Ben de oturup böyle zaten kahverengi benim, benden başka kimse yok diye oturup izlerdim. Ben var ya, o sarışın olanın karakteri tam bendi ama sarışın diye bir türlü bir alamadım onu. Olamadınız değil mi? Peri kızı olmak demek ki seni çok etkilemiş. Evet. Şimdi peri kızları olduğu zaman onların bir yetenekleri var. Bir şeylere dokundukları zaman istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Keşke benim de öyle bir güçlerim mesela olsa. Mesela çocukluğunda etkilendiğim bir sahne var mıydı? Hani keşke ben de dokunsam da şu değişseydi dediğin. Onların şey çizgi filmdekini mi? Veya çocukluğunla ilgili neyi değiştirmek isterdin? Yani güzel olan bir şey söyleyeceğim. Yoksa tabii ki değiştirmek istediğim birkaç şey var ama şu an tahmin ediyoruz onu. Yani güzel olanı tahmin edebiliyorum ama yani kötü olup da pozitife, negatifi pozitife değiştireceğin bir şey var mı? Onu da yani duymak herkesin isterim. Herkesin olduğu gibi benim de var Serdar Bey. Evet, lütfen paylaş bizimle. Yani şöyle söyleyeyim, mesela ben Ayvalık'ta doğdum biliyorsunuz. Evet. En basiti mesela Ayvalık'tan Samsun'a hiç gitmek istemezdim. Çünkü orada çok daha mutlu bir çocuktum. Aa. Anladım. Evet. Samsun'da ne oldu peki? Yani Samsun'a gittikten sonra hiç orayı bilmediğim için ben hani Ayvalık'ta doğup bir anda hiç bilmediğim bir şehire gidince bir de ilk gittiğimizde biz böyle ben 5 yaşında falan halalarımla tanıştım bu arada. Onlar Ayvalık'a hep geliyorlarmış ben bebekken ama ben hiçbirini hatırlamıyorum. Kuzenlerimi falan ben hep 5-6 yaşında tanıdım. Ve baba tarafım o kadar kalabalık bir aile ki sürekli evde birileri var ve hani çekirdek aileden koskocaman bir aileye geliyorsun ve her gün her gün her gün yani o kendi ailemizi özlüyordum artık. Birlikte vakit geçirmeyi falan. Annem de zaten böyle biraz o kalabalığa girince kendi Ayvalık'ta yaşadığı gibi yaşayamayacağını, özel alanının kısıtlandığını hissettiği için ailecek tabii ki stresli, sıkıntılı süreler geçirdik. Sihirli değneğine dokunup akrabalarını ortadan kaldırmak isterdim. Yok öyle değil tabii ki ama gerçekten daha Ayvalık'ta mutlu, çok huzurlu, meşeli. Tatlı sohbetlerin Ayvalık'ta kalmak, oldu. Evet. Cunda'ya gitmek. Evet ve bütün çocukluğum Cunda'da geçti.
Ay ne güzel. Çok güzeldi. Pendik'e geliyoruz. Evet. Bu Pendik'teki bu terzi hikayesi bitmeyen bir kaos. Maalesef ki hemen anlatıyorum izin verirseniz. Şoktayım. Bugün ben alışverişime başladığımda daha kumaşımı almaya gitmeden tabii ki bugünün konsepti gereği kızların terzi kullanacağını biliyorum. Evet. Ve benim zaten düzenli olarak ve sürekli gittiğim Gülşen ablacığım var. Ben de Gülşen ablaya gittim dedim ki yolumun üzerindeydi. Kumaşçı da az ilerideydi. Gülşen ablacığım sana geleceğim kumaşımı alıp. Dedim ki başka kızları alma. Çünkü geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam iki kişinin arasında... Zaman olarak zaten bir kişinin işini çok titizlikle ve rahatlıkla yapabileceği bir zaman dilimi oluyor. İkinci bir kişiye kesinlikle yetmiyor o zaman. Evet, ben de zaten geçenlerde burada hatırlarsanız iki kişi bir terziyi kullandı ve ikisinin de tasarımı çok kötü olmuştu. Ama evet, isimleri hatırlamıyorum. Ben de bugün bunu yaşamamak için tabii ki riske atmadım. Bu benim en doğal hakkım. Gittim ve ablaya söyledim. Hatta Gülşen abla bana dedi ki zaten biliyorsun ben senden başka kimseyi almıyorum. Merak etme ben senin bugün işini tamamlarım dedim. Tamam ablacığım dedim. Ben gittim kumaşımı aldım geldim. Geldiğimde Özlem girmiş Gülşen ablaya. Ben de dedim ki Gülşen abla Özlem'imi aldın pardon. Kumaşı gördüm dedim ki bunu dedim bu kumaşı alabilecek tek bir isim var o da Özlem dedim. Pullu payetli falan ya seviyor şovu. Evet. Ondan sonra Özlem'imi aldım dedim. O da dedi ki aldım ama dedi çok hafif işi dedi. İkinizinkini de yetiştirebileceğime inanıyorum. Bu yüzden ikiniz de aldım. Tamam ablacığım sana güveniyorum dedim ama inşallah sıkıntı yaşamam. Çünkü bugün benim için çok önemli dedim. Zaten Gülşen ablaya gerçekten güveniyorum. Benim işimi halletti. Ondan sonra Özlem gitmiş. İşte önce benim elbisemi yapacaksın. İşte ben şey yapacağım. Benimki bitsin zorlamış önce falan. Zorlamış ve ablanın başında beklemiş. Yani senin abart. Öyle bir lüksün yok. Bir de ben gittim. Sandım ki kumaşımı falan alır, yırtar, bir şey yapar. Ben koşa koşa alışverişimi böyle yarıda bırakıp gittim terziye. Öyle bir hissiyatı nasıl kapıldın? Daha abartalı ya. Yapabilir çünkü dış ses bana dedi ki kumaşını almış diye duydum dedi. Anladım. Ben de koşa koşa gittim terziye. Dedim bir baktım onun zaten elbisesi çoktan bitmiş. Abla benim terzide elbisemin son rötuşlarını yapıyordu. Dedim ki yani sen dedim işim bitmiş. Orada sesini yükseltiyor falan. Burada dedim insanların özel alanı ve burada sesini yükseltemezsin dedim. İşim bittiyse al ve git. Yani ablanın başında beklemesi de çok yanlış. Çünkü ben işimi yaparken kimse benim başımda bekleyemez. Neden beklediğimi yani. Biliyor musun peki? Neden peki? Bilmiyorsan konuşmayacaksın o zaman. Sen bugün ne dedin? Ben o yüzden Aleyna'nın elbisesi sona kalsın diye bekledim diye kendi ağzına demedin mi toplantıda? Hayır birincisi ben oraya nasıl gittiğimde. Yani? Hayır öyle bir şey yok. Birincisi ben oraya gittiğimde senin geldiğini bana söylemedi. Benim haberim yoktu. Ben ayakkabımı almaya gittiğim zaman bana gösterdiler. Senin terziye gidip de benim kumaşımı böyle çekip aa bunu bir tek vizyonsuz Özlem alabilir. Evet. Sakız gibi ağzınıza dolamışsınız. Başka hiçbir kelime bilmiyorsunuz. Sen hepinizin ağzından bir tek bir cümle duy. Çıkıyor. Birazcık kitap okuyun da kendinizi geliştirin. Onun dışında onu sen orayı işte ona dar edeceğim bilmem ne cümleler kurmuşsun. Benim alışverişim orayı ona dar edeceğim demişsin. Çünkü bana kumaşımı aldı diye geldi. Senin böyle bir şey hakkın yok. Kumaşını almadım. Geldiğinde zaten gördün benim kendi kumaşım elimdeydi. Orada terzi ablanın başında bekleyemezsin. Neden beklediğimi biliyor musun işini diye yapıyor. Sordum. Bilmiyorum. Tamam, dedim bilmiyorsan konuşmayacaksın. Orada ben sonra benim alışverişimi yarım saat önce bitirdim. Diye sen orada başında bekledin. Hayır. Ben alışverişimi yarım saat önce bitirdim. Abla benim belimin ölçüsünü 67 aldı. Her defasında diyorum 64. Bol olacak. Hayır dedi 67 gittim. Denemek için eteğimi ve boldu. Hı. Ben gittiğimde tekrar eteği düzeltti. Yani sana özel kastiyle ben oraya gitmedim. Yarım saat düzeltti? Oturdum bekledim. Zaten bir zamanım vardı. Sen ama böyle söylemedin Özlem. Elma şekerimi de yedim oturdum. Sen böyle söylemedin çevirme. Hayır sen öyle bir girdin ki oraya. Sana burayı dar edeceğim sen göreceksin deyince. Çıktı. Gel gör ben o zaman. Ben zaten eğer ki kötü bir niyetim olsa Özlem'in o terziye girdiğinde hani derdim ki niye Özlem'i aldınız bilmem ne. Zaten ablaya güvendiğim tabii canım. İçin sana güveniyorum ablacığım dedim. İkimizinkini halledebileceksen problem yok dedim. Ben sadece bugün benim için önemli bir gün riske girmek istemiyorum. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. O kadar çirkin konuşuyordun ki Aleyna. Niye çirkin konuşuyordun? İşte bunu kim aldı ismini ver. Sen çirkin konuşma neden ismini vermiyorsun? Bunu diyecek Özlem en son insansın neden sen. Neden söylemiyorsun diye kadın öyle bir yüklendin sus. Ki. Kadın o kadar zayıf ki dönüp sana Özlem bile demedi yani. Neler söylüyorsun yukarıda kızlara duyuyorum ya. Hı-hı. Sen mi bana çirkin konuşuyorsun evet, çirkin diyorsun konuşuyorsun. Allah aşkına. Gelmişsin bir de bana orayı dar edeceksin. Sen kimsin ne ki bana orayı dar ediyorsun? Ne yaptım ona geldim sana insan ay yine boşsun sen kimsinler.
Silikler sanki. O yüzden soyuluyor. Siz kimsiniz? İşte benim mavi tikim, benim oyum, benim buyum. Hala bugün diyor ki Aleyna işte ben onun olmak istediği yerdeyim de o yüzden böyle yapıyor. Ben o zaman bu kadar mavi tiki dile getiriyorsam günlerdir Hülya ve dışarıda niye takipçi diye kavga ediyorsunuz? Niye takipçi diye kavga ettiniz? Hani takipçi sizin için önemli değildi. Kendim iftira niye başladın? Bunlar önemli. Hayır diyorsunuz da yok senin fanın onu takip etmiş. Yok onun fanı. Hiç öyle bir şey yok. Bizim aramızda bir olay olmuştu onu konuştuk. Aleyna'cığım. Sürekli onu şey yapmadık. Sadece sana söylemiyorum lütfen. Diğer yarışmacı arkadaşlara da söylüyorum. Artık bu Pendik'teki terzi problemini lütfen gündeme getirmeyin. Evet. Nasıl aranızda çözecekseniz lütfen çözün. Bu Pendik terzi problemi podyuma taşımayın. Zaten Serdar Bey çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben her Pendik'e gittiğimizde Gülşen ablaya gidiyorum. Gülşen abla da hatırlarsanız Hülya'nın bir olayı olmuştu. Evet. O günden beri bana diyor ki ben senden başka hiçbir yarışmacıyı almıyorum. Zaten hani iki saatte niye ikinizin almasın yapmak ki kadın sıkıntı. Yani ne kadar saçma. Almıyorum deseydi diye. Ben de sıkıntı öyle. Senin, zaten. Bak, bir dinleyin arkadaşlar bir dinleyin ya. Hikayelerini dinlemekten sıkıldık ya. İşin hafif diye yapabileceğini düşünmüş ki seni de mağdur etmemiş iyi kalpli bir insan olduğu için kabul etmiş. Ben zaten buna karşı çıkmadım. Nasıl özleme alırsınız bilmem ne demedim. Emin ol Esra olsaydı o kumaşını yırtardı o elbiseyi sana giydirmezdi. Ben öyle bir şey yapmadım. Benim derdim kalıyor. Kendi elbisemdi. Benim elbisem şey tamamlansın ben sıkıntı yaşamayayım o bana yeter dedim. Şimdi bir kendine bak bir bana bak o yüzden sus. Bakıyorum. Şimdi yorumuma geçiyorum. Aleyna'cığım periler sinirlenmez. Sakin ol lütfen. Sinirleniyor onlar ya. Sinirlenmez. Serdar Bey buraya en pozitif, en güzel periyi getirin. Bu kızların arasında çıldırır. Bu periler birazcık sinirleniyor. Sarışın olan daha çok sinirleniyor. Evet, turuncu da çok sinirleniyordu. Turuncu da çok sinirli.